Bloomberg ET'de Kuruş Kuruş Hayatlara hoş geldiniz. Ben Fulya Öktem. Bugün yurt dışında çocuk okutmayı konuşacağız. Bize yurt dışı eğitim imkanlarını derinlemesine anlatacak konuğumuz senin geleceğin yurt dışı eğitim danışmanlık kurucusu Banu Alptekin. Banu Hanım doğru söyledim mi? Doğru söylediniz. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Şimdi Banu Hanım yurt dışında çocuk okutmak dedim ama bunun lisesi var, üniversitesi var. Ee, nereden başlayalım? Liseden mi? Aa, en küçük kaç yaşta gidebilir diye soruyla başlıyorlar evet, genelde. O Be zaman sormuş olayım. 5 <laughs> yaş itibariyle aileleriyle çocuklar gidebiliyorlar. Hı -hı. Anne çocuk, baba çocuk ya da tüm aile. E eğitim o zaman başlıyor. Herkes ayrı ayrı eğitim alabiliyor ya da çocukları eğitime bırakıp siz gezebiliyorsunuz. Ne güzel. Şimdi yurt dışı eğitim deyince benim aklıma hep Avrupa e ve ABD geliyor. Ama dünyanın farklı yerlerinde de tabii alternatifler var. Tüm Onları dünya. size soracağız. Ancak bize hem yakın olması hem benim bildiğim kadarıyla işte sosyal devlet olduğu için Kara Avrupası okulların ücretsiz olması nedeniyle Almanya, e, Fransa, İtalya gibi ülkeler tercih ediliyor. Hatta son yıllarda her ne kadar küresel dil İngilizce olsa da e, velilerin e, Fransız, İtalyan ve Alman okullarına e, bu talebini de e, çocukları Avrupa'da okutabilmek Evet. Yani onunla da hani şey, yol açıyoruz. Evet, ay konuşamadım. <laughs> çünkü çok gerçekten şey heyecan verici bir konu. Ben çok de, gündemde çünkü. Çocukların geleceğine katkısının yanında sadece farklı ülkelerde bulunmak bile gerçekten şahane bir şey. Çok deneyim, ee, büyük bir deneyim. Kesinlikle. Şimdi biz küçük çocukları bırakalım. Onu ayrıca soracağım. Biz lise eğitimini öncelikle şeyle başlayalım. Hani lise eğitimini çocuk orada yapabilir ya da bir yıl Mesela değişim öğrencisi oluyor sanırım bunlar. Evet. Hangi ülkeleri gidebilirler? Bunun maliyeti ne oluyor? Türkiye'de bir e, özel lisede okusalar e, ne kadar olacak? Yurt dışında çocuk okutmak şu anda acaba daha mı ucuz Türkiye'de okutmaktan? E, bunları bize anlatırsanız sevinirim. Tabii ki. Lise ile başlayalım. Hı hı. E, öğrenci isterse liseyi tamamen yurt dışında okuyabilir. Bizim gönderdiğimiz ülkeler İngiltere, Amerika, Kanada. İrlanda soruluyor son zamanlarda. E, tabii ki orada liseyi okumaya başlamak, 4 yıl orada okumak demek. Arkasının üniversitede orada okuyacaksa 7-8 yıllık bir bütçeyi kenara koymak demek aslında. Bu yüklü bir meblağ. Ama şöyle söyleyeyim eğer bir yıl değişim programıyla gidecekse 9'u tamamlayan öğrenci için İngilizcesi iyiyse, e, artık lisenin ne olduğunu 9. sınıfta anladıysa çünkü ortalama 13-14 ders alıyorlar. Ondan sonra 10. sınıfı eğer yurt dışında okursa İngilizce adına bundan sonraki hayatında artık herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmayacak. Çünkü 10. sınıfta yediği, içtiği, gezdiği, eğitim aldığı her şey yurt dışında olacak. Bu çok büyük bir deneyim. Genelde 10. sınıfta lise değişim programına giden öğrenciler dönmek istemiyorlar. Eğer dönmek zorunda kaldılarsa da annesine babasına nefretle bakıp senin yüzünden geldim diyebiliyorlar. Ama yine de unutulmayacak bir deneyim. Eğer imkan varsa yapılmalı bence. Bir dönemde gidebiliyorlar. Tabii bu arada çocuklarını lisede, yurt dışında ee, okuma imkanı sağlamış anne babaya da hani biraz şey haksızlık etmeyelim. Bence de. Ee, Çok kıymetli şey, bir deneyim yaşatmış evet, oluyorlar aslında. Çünkü bu size daha sonra e, belki yurt Yolsu, dışında elektrik evet, aynen hem Türkiye'de hem yurt dışında dönecektir. Buyurun lütfen. Ee, tabii Bu deneyimle e, döndüklerinde hayat sınavına girenlerse eğer 6,5-7 alabiliyorlar hele dille de yatkınlarsa ve ondan sonraki hayatlarında gerçekten dille ilgili bir problemleri olmuyor. Sonrasında isteyen e, kalabiliyor ya da 11'de gidip 11-12'ye okuyabiliyorlar. Ama Amerika için bir küçük e, şey var ipucu. Eğer Amerika'da 12'ye okuyorlarsa okulu bitiremeyebiliyorlar. Yani diploma alıp gelemeyebiliyorlar. O yüzden ya 11'de gidilmeli hı -hı. ya 12'den sonra bir yıl daha uzayacağını kabul etmeli. Bu genelde Kanada ve Amerika için geçerli. O yüzden önce uyarıyı yapıyoruz tabii ki. Hı hı. Maliyetler ee, e, maliyetler nasıl? E, Kanada şu anda daha makul. Kanada doları düşük olduğu için e, ortalama 23-24 bin Kanada doları yeme içme, konaklama ve eğitimde dahil olmak üzere. O yüzden en ekonomik bu gözüküyor. Arkasından Amerika geliyor. E, no choice dediğimiz herhangi bir seçim yapmadan başvurulan programlar var. Amerikan hükümeti nereye atarsa öğrenci oraya gidiyor. E, o programda oldukça makul. 18-19 bin dolar civarında. Onda da yine yeme içme konaklama ve eğitim dahil. E, bu iki program öğrenciler arasında oldukça yavaşça. Sonra İngiltere geliyor ortalama 28 bin pound oldukça yüksek. Pound'un da yüksek olmasından dolayı. Ve İrlanda 20-23 bin euro civarında. Ama inşallah bu deneyimi yaşamak isteyen öğrenci için ben Kanada'ya da Amerika'ya öneriyorum. Çünkü gerçekten e, değer. Peki şimdi bu e, ücretleri duyunca e, acaba şimdi bizim de tabii çok iyi liselerimiz var Özellikle yabancı dil eğitim veren liseyi burada okuyup sonra az önce bahsettiğimiz gibi özellikle Avrupa'da üniversite okumak daha mı mantıklı? Onu da şeyle soracağım. Türkiye'de bir özel okula, e, üniversiteye mesela dört yıl boyunca öğrencinin vereceği ücretle Avrupa'da ki okullara ya da Avrupa'da ki yaşam maliyetli de çünkü okullar ücretsiz. Ee, şöyle belki ufak tefek aidatları olabiliyordur okulların ama. Harçları var. E, yani e, o da şey e, özel yani vakıf üniversitelerinin ücretleriyle karşılaştırıldığında e, çok cüzi kalıyordur diye düşünüyorum. Tabii bunu da sizden duyacağız. Şöyle sonra. Almanya için herhangi bir ücret yok. Hmm. Ee, Avusturya eee İtalya ve Fransa için de işte 150 euro civarında ya da Hı -hı. 300 euro civarında dönemlik harç alabiliyorlar. Ee, ama sonuç itibariyle tabii ne yapmak istediği önemli öğrencinin. Eğer orada kalmak istiyorsa İtalya ve Fransa'da iş bulamazsa geri dönmek zorunda mezuniyetinden sonra. Ama Almanya staj ve çalışma imkanı veriyor. Ee, o yüzden tabii neyi değerlendireceği burada çok önemli öğrencinin. Hı -hı. Bir de şöyle bir şey var mesela son yıllarda Hollanda'da çok öğrenciler arasında tercih ediliyor Türk öğrenciler arasında. Çünkü ilk 200'de bütün üniversiteleri. Yani sıralamaya baktığınız zaman dünyanın en iyi üniversitelerinden birinden mezun olmuş olacak ve 3 yıl okuyacak. Ya refah seviyesi bu kadar yüksek olup tabii ki eğitiminin yani iyi olmaması beklenemez. Tabii tabii. En iyi üniversiteler, en iyi teknik üniversiteler orada. E, i̇ş bulma imkanı da var e, herkesin gence ihtiyacı var çünkü tüm dünyanın nüfusun yaşlandığını biliyoruz o yüzden hepimizin birbirimize ihtiyacı var e, fakat şöyle bir şey söyleyebilirim e, özellikle e, Hollanda İngiltere ve Kanada'da eğitim almak isteyen öğrenciler eğer Türkiye'de sıradan bir liseden mezun oluyorsa foundation programına tabi tutuluyor ki normal bir yıllık eğitimden çok daha fazla ödenen bir e, ücreti var onun da. Eğitim o ülkenin o... dilini mi öğreniyor o Hayır, programda? Hayır, dili İngilizceyi biliyor olmasına rağmen Foundation programı bizim diplomamızı, lise diplomamızı çok saymadığı için öğrenciyi yetiştirmek adına kullandığı bir hazırlık yılı. Hmm, denklik sağlanıyor Evet denklik sağlanıyor ee, ve onunla kabul ediyorlar iyi okullar Ya da burada üniversitenin ilk bir yılını okumuş olmalı ki ondan <laughs> sonra başvurmalı Maliyeti çok yüksek olduğu için bunu yapmak yerine bence IB, AP ya da Ontario Secondary School dediğimiz e, Kanada'nın e, kendi diplomasını almalılar ki o zaman böyle bir şeye ihtiyaç kalmıyor Lise sırasındayken bunları yapıp <laughs> sonra o aldıkları diplomalarla başvuruda bulunup ondan sonra kabul alabiliyorlar Ya da LGS'ye Dizimizi kırıp çalışacağız, iyi liselere gireceğiz. Çok iyi liselere gireceğiz. Evet, evet çok iyi liselere gireceğiz ve sonrasında da tabii yolumuz daha açık olacak. olacak. Şimdi maliyetler dedim ya, sizle yayından önce konuştuk. Ben özel bir üniversitede okuyacağım Türkiye'de. Ortalama bu yıl ne kadar ödeyecek benim annem babam? Neredeyse 200 -250 binden başlayıp hı hı. 550 600e kadar gidiyor aldığımız fiyatları, Ama duyduğumuz fiyatları konuşunca. sadece okul ücreti. Sadece okul ücreti doğru. Yani bunun içinde... E, Yeme e, içme, yol, hiçbir barınma. şey yok. Barınma. hiçbiri yok. Peki e, annem babam geldi size e, çocuğun İtalya'da okusun dedi ya da işte Almanya'da e, ne kadar ödeyecekler bir yılda? Şöyle İtalya'da eğitim 1000 euro ile 3000 euro arasında. Hmm. Devlet okulları hmm. ayrıca burs için başvuru yapabiliyorlar ve uluslararası in öğrencilere 2500 euro ile bin euro arasında ihtiyaç bursu veriliyor. Hmm. O yüzden İtalya çok tercih ediliyor son yıllarda zaten. Hani Avrupa hiç olmazsa aldığım hmm. diploma Avrupa diploması olsun ve ben her yerde çalışabileyim ana amaçları bu. Ee, Almanya için eğitim ücreti yok ama 12 bin euro kadar bir meblağı bloke etmek zorundalar. Ya bir sponsor bulacaklar hı hı. E, ya da bu para bloke edilecek ve bir yıl boyunca öğrenci konaklama yeme içme masraflarını buradan çektiği parayla e, karşılayacak. E, onun dışında tabii işte Hollanda'da okursa meblağ biraz daha yüksek 8 ile 12 bin euro arasında hı hı. yıllık genelde hı hı. eğitim artı yine yaşam masrafları olacak. Sonuç itibariyle hangisine bütçemiz yetiyorsa artı öğrencinin tabii ki durumu çok önemli. Çünkü unutulmaması gereken bir şey var ki burada üniversiteyi zor okuyacak olan bir öğrencinin yurt dışında daha kolay okuma şansı yok. Çünkü burada Türkçe okuyor kendi dilinde kendi evinde hasta olduğu zaman annesi çorbasını getiriyor. Hı hı. Ama orada başka bir dilde eğitim alacak ve tek başına olacak. Bunu unutmaması gerekiyor. Peki bu ülkelerde yurt sorunu var mı? Var özellikle Hollanda'da okullar hı hı. kabul etse bile şöyle bir ibare kullanıyor mailinde eğer ev bulmuyorsan konaklayacak yerin yoksa gelme. Peki şimdi bizde barınma krizi nedeniyle e, artık kiralar Korkunç çalışanların evet. hatta beyaz yakalıların karşılayamayacağı e, duruma geldi. Orada tabii ki her yerde fiyatlar yükseldi ama bizdeki gibi bir durum var mı bu ülkelerde? Aslında fiyat yüzünden değil yer yok. Yeni inşaat yapılmadığı için kiralanacak Olmadım. ev yok ana sorun o. Hı hı. E, sonuç itibariyle iki öğrenci, üç öğrenci birleşip bir ev tutabilirler. Hı hı. E, en çok da ona gidilmeli zaten. hani Bu kadar sıkıntı varken. Tabii. Tek başıma kalacağım denmemeli. Bazı okullar direkt kendi yurdunu tabii ki hizmete sunuyor. Hı hı. E, ama o yurt çıkmadıysa eğer mecburlar ki özel bir konaklama yeri bakmaya. Tabii bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra da Avrupa'ya çok dağıldılar ve yurtları onlara kiraya vermeye başladılar. Anladım. Daha yüksek fiyatla e, tabii ki kiraya verdikleri için öğrencileri istemediler. Bu birçok ülkede karşılaşılan bir şey aslında. Ee, Polonya, Macaristan, yine Çekya, bunlar arasında. Ama sonuç itibariyle erken e, yol alan tabii ki e, bir yer buluyor. Peki, e, OPER dediğimiz bir müessese vardı. Artık yok, ee, Türkleri almıyorlar. Evet, aynen. Orada e, şey, bir ailenin yanında e, konaklayıp, konaklayıp okula gitme evet. şansları var. Şimdi var mı? Mesela yurt yok. İşte evde çok pahalı geldi. O da kiralayabilirler birinin Heh, yanında. O da kira tabii alama. tabii tabii ki. Bu orada Ama ortalama ediyor. 500 euro civarında. Hani O Hı -hı. da çok ucuz bir şey değil. Yurtdışı eğitim danışmanlığı dedik. Ee, şimdi mesela bir kişi avukat mı değil mi? Baro sayfasına yazıyorsunuz ismi de. Varsa çıkıyor. Ee, i̇nternete yurt dışı eğitim danışmanlığı yazdığım zaman yani neredeyse milyonlarca sonuç çıkıyor. Ve ben e, kimin iyi bir danışman olduğunu nasıl bileceğim? Referans. Referans. Daha önce denenmiş. Hı -hı. Mutlaka herkesin bir tanıdığı, bir bildiği vardır. Güvendiği bir hoca vardır. Okulunda öğretmeni vardır. Genelde referansla çalışıyoruz. En doğrusunda olduğunu düşünüyorum. Denenmiş bir şeyi tekrar denemek oldukça basit. Anladım. Peki şey, her ne kadar anne baba İngilizce, Fransızca, işte İtalyanca neyse bilse de ee, bu okulları, bu e, imkanları işte araştırmak çok zor. Yani az önce mesela üç sertifika saydınız. Ben e, Bloomberg ETH'de eğitim programları e, yapılıyor. Oradan biliyorum. Yani her seferinde bu neymiş, bu neymiş Ay, diye bakıyorum bir AP, ama... Bir ve OSS Evet, evet çok öncesinde konuştular. hiçbir fikrim yoktu. E, gerçekten bunları anlamak gerekiyordu. Okusan bile sindirmek zor. E, bunların hepsini ailelere böyle detaylıca anlatıyorsunuz. Tabii. Önerileriniz oluyor. E, peki e, nasıl yönlendiriyorsunuz? Yani hiçbir şey bilmiyor e, aile. E, hiç yurt dışına çıkmamış. E, ve şey sadece e, çocuğum iyi bir eğitim alsın diyor. Yani siz onlara hangi soruları soruyorsunuz? Görevimiz önce bilgilendirmek tabii ki. Hı hı. Ben bazen şey diyorum, bunları bilin gitmeyeceksiniz bile aklınızın hı hı. bir köşesinde olsun. Sonra keşke ben bilseydim demek çok zor bir şey çünkü. Artık evet. geçmişi geri getiremiyoruz. O yüzden de bugün herkes her şeyi bilsin ama kendileri seçsinler tabii ki. Hı hı. Yani öğrenci neye yatkın olduğu, yalnız yaşayabilir mi, bunların hepsi çok önemli şeyler. Ben yeni Londra'dan döndüm bir aydır öğrencilerle beraberim. Yaz okulundaydık hı hı. ve dün bavullarını toparlarken şeydi. Hocam ben bavulumu topladım ya artık her şeyi yapabilirim gibi bir şeyle Şam. cümleyle geldiler çünkü şimdiye kadar hiçbir zaman kendi bavullarını hazırlamamışlar ama ihtiyaç olunca bunu yapabildiklerini kaç görmek kaç çocuklar? 12-16 yaş öğrenci grubuydu çok güzel. ve çok güzel bir deneyimdi döndükten sonraki aldığımız yorumlar da çok güzel bu bizi mutlu ediyor ve motive ediyor Hı -hı. zaten yani bunu yapabiliyor orada İngilizce konuşabiliyor derdini hallediyor artık her şeyi yapabilir yani ee, o motivasyon başka bir şeyle sağlanmıyor aslında bakarsanız. Çünkü burada demin de dediğim gibi annesi çorbasını getirecek, terleyince işte havlusunu sırtına koyacak şeklinde yetiştirdiğimiz için hiçbir şey yapmaya aslında e, yatkın değillermiş gibi. Biraz yalnız kalırlarsa neleri yapabildiklerini görüyorlar. Bu da onlara çok büyük bir motivasyon sağlıyor. Hı hı. Aile, evet o yalnız başına yaşayabiliri gerçekten hissediyorsa her şey çok güzel ama bir de yaşayamayanlar var yani en ufak bir şeyde hemen dönme e, yoluna gidenler ben de emek verilmesi gerektiğini düşünüyorum yani biraz kalmalı yaşamalı öğrenmeli eğer olmuyorsa tabii ki dönmeli bu bir ceza değil çünkü ve bana sorarsanız ödül bunun kıymetini biliyor olmak lazım bunun evet. için de baş edebiliyor olmak lazım ama zaten ailelerin elleri onların üzerinde hani Hı -hı. ne kadar sıklıkta gidebiliriz o yüzden yakın olsun Avrupa olsun diyorlar evet. hani bir şey olursa hemen gidebilirim işte Amerika olursa 24 saatten önce varamayız Kanada olursa öyle e, o yüzden Avrupa olsun diyorlar ya e o zaman da bunu hani yapmak için bir, bir belki birkaç küçük seyahat hani ortamı görmek adına havanın çok soğuk olduğu yerlerde rahatsız olan öğrenciler var mesela Adana'dan gelmiş ama Danimarka'ya gitmiş <laughs> hani soğuğun çok olduğu yerler o yüzden bunları dengede tutmak lazım belki o çocuk İtalya'ya İspanya'ya gitmeli biraz daha hani kendine uygun bir yer bulmalıyız kadar çok kriter varmış gerçekten. Yani var, sadece var. iyi bir okul bulmak değil doğru. Yaşayamadığınız i̇yi, iyi bir okulu zaman okuyamazsın. Bir, bir de başarmak de. lazım yani. Evet. Şimdi çok iyi okullar var ama bir senenin sonunda terk eden okulu çok fazla öğrenci var. Özellikle bu Hollanda ve Almanya için geçerli. O zaman mesela sorduğumuz soru gerçekten Almanya'da okumak istiyor musun? İngilizce okumak bir kat zordur. Almanca okumak üç kat zordur. Evet okuyacağım diyen öğrenci için yola açık tabii ki. Ama hocam acaba yapamam mı gibi bir sorumuz varsa hı hı, hı. o zaman biraz daha düşünmeliyiz. Peki e, dil okullarına gelelim. Şimdi lise ve üniversite hani akademiyi bir tarafa bırakalım. E, en büyük talep İngilizce'dir tabii. diye düşünüyorum. Tabii en çok konuşulan dil olması sebebiyle. Peki şimdi e, çok pahalı olduğu için İngiltere'ye gidilemedi, Amerika'ya gidilemedi. Hangi ülkelerde İngilizce öğrenebilir? Bir de şey soracağım. Türkiye'de iyi İngilizce öğrenmek mümkün mü? Şimdi bir kere İngilizce öğrenmek istiyorsa eğer ana Hı -hı. dil İngilizce olan ülkelerden birine gitmeli. İngiltere, Amerika, Kanada e, sonra İrlanda, Malta geliyor. Hı -hı. E, ama bu en iyisi nerede yapılır dersek tabii ki İngiltere'de İngiltere. yapılır. O ilk şeyimiz ama fiyatlar konusunda haklısınız. Diğer yerlere göre daha Hı -hı. yüksek ama tabii Amerika ve Kanada'da yolculuk çok pahalı. Hani şu anda uçak fiyatlarını duyunca zaten evet. hemen Avrupa'ya dönüyoruz. O yüzden bunlar yapılabilir. Onun dışında eğitim almak istediklerinde tabii ki işte İtalya'da İngilizce eğitim alabiliyor, Hollanda'da İngilizce eğitim alabiliyor ama dil öğrenmek için doğru yerler değil. Çünkü çıktığınızda İngilizce konuşmayacaksınız. Anladım. O yüzden evet. de İngilizce konuşan yerleri tercih etmeliyiz. Türkiye için ise iyi bir kurs. Ee, şimdi artık bu e, yurt dışında yapılan yaz ve kış kamplarını Türkiye'de yapıyoruz. Onlara Hı. katılmak. Ee, ve uzaktan online eğitimleri yine yurt dışından almak çünkü sonuçta İngiltere ya da İrlanda'dan ya da Kanada'dan online eğitim aldığınızda da karşınızdaki öğretmen oralı yani ana dili İngilizce, İngilizce. olan Kanadalı Amerikalı ya da İngiliz öğretmenler o yüzden bunlar da bence çok başarılı aynı şeyi Almanca için de söyleyebiliyorum çünkü Hı -hı. çok öğrencimiz bunu başardı bunlar yapılmalı bence bunların maliyeti nedir gitmekten çok daha uygun tabii ki online olduğunda hmm. ee, peki İngil bir yıl mıdır? Altı ay mıdır bunun süresi? Yani ideal olan nedir? Başlangıç seviyesi çok önemli. Hı hı. Ee, hiç bilmeyen biri için tabii ki sekiz ay bir yıldır. Ama zaten işte B1 seviyesine gidiyorsa öğrenci üç ve altı ay arasında çok farklı bir konuma gelebilir. Ee, az önce OP müessesesi dedim ya hani artık Türkleri almıyorlar. O... E Son dönemde bu konjonktürdeki değişimden değil mi? Yani biz de orada kötü bir şey yapmadık sonuçta. Senelerce çocuklarımız gitti. E yapmadık ama yine de işte o diye gidip de sonra dönmeyenler. Hmm. Bunların hepsi bir şey oluşturuyor. Portal oluşturuyor. E tabii şimdi herkes rafa içinde yaşamak istiyor. Onlar da o kurulmuş nizamın yani bozulmasını istemiyorlar. Ee, önemli olan Avrupa Birliği'nde yaşamak değil Avrupa Birliği standartlarını <laughs> ülkemizde yaşamak bilmemek, kesinlikle, diyorum kesinlikle kesinlikle yani umarım e, bir gün ona da, kavuşuruz evet kavuşuruz e, peki yurt dışında bir okulda okumuş öğrenciyle yani Almanya'da falanca teknik üniversiteden diploması olan öğrenciyle Türkiye'deki falanca teknik üniversiteden diploması olan öğrenci arasındaki fark nedir e, en fark. en önemlisi bence kendi başına yaşamayı başarmış olması. Dediğim gibi hani velilerin ne kadar düşkün olduğunu çocuklara bildiğimiz için bakınca e, kendi başına sınavlara girmiş derslerini vermiş yaşamış yemeğini yapmış e, zorda kaldığında halletmiş e, dönmüş olan öğrenciyle burada anne babasının yanında eğitim almış öğrenci arasında ciddi farklar var Tabii bunu çok kolay fark ediyoruz aslında bakarsanız bence iş ortamı da bunu anlamak için çok kolay bir yer. Ee, ...bakıyorsunuz inisiyatif alabiliyor mu? Genelde alamıyorlar çünkü çocuklar. Ee, evet. İlla bir sorma e, üstüne... ...ve tartışma ihtiyacı duyuyorlar. Ama yurt dışında eğitim almış öğrencinin... ...inisiyatif alması çok daha kolay. Şimdi euro ya da dolar... ...kazanan insanlar için... E, ...Avrupa'daki eğitim maliyetleri... ...çok uygun olabilir ama... ...kur farkı nedeniyle... Maalesef. hani ...biz e, 30 veriyoruz... ...sadece bir alabiliyoruz ya... E, ...üniversite öğrencisi... E, Çalışıp orada e, şey bütçesini rahatlatabilir mi? 20 saat çalışma hakları var üniversite öğrencisiyken. Hı hı. Ortalama 10 euro ya da 10 pound aldıklarını düşünürsek. E, haftalık kötü bir para değil bu. Hı hı. En azından yeme içme masraflarını karşılayabilir. Ama tabii şöyle bir şey var. Öğrenci eğer zaten okurken zorlanıyorsa haftada 20 saat çalışmak için de e, tabii. çok kolay zaman bulamayabilir. Ben ilk yıla alışmak için. Ee, hem dilleri açısından hem de ders açısından ilk yıl çalışmayın. Ondan sonraki senere bakarız diyorum. Çünkü <laughs> hani sadece çalışacağım ve okuyacağım demeleri çok zor. Sizin dediğin. elinizde üstlerinde oluyor, oluyor yani. Oluyor tabii ki. Yani sadece şey... E Yerleştirdikten yani sonra dersi, kenara kardeşi, çekilmiyoruz. Evet. Üniversite evet, e bir şey birinci şey. sınıfın sonuna kadar zaten onlarla birlikteyiz. Başlarken de bunu anlatıyoruz. Hazırlık <laughs> artı birinci sınıfın sonuna kadar beraberiz. Bazen bu iş ne zaman bitecek bu danışmanlık? Siz <laughs> evlenene kadar diyorum ben de. Ne zaman ihtiyaçları olsa biz her zaman buradayız tabii ki. Aa, çok güzel. Peki e, bu burslardan e, bahsettik. İşte öğrenci çalıştı. Tamam mezun oldu. E, girişte bir, biraz anlatmıştınız. Ee, Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İrlanda, Kanada, ABD yani daha çok hani öğrenci denilmiş ülkeler yani. bunlar. Ee, orada kalmak istedi öğrenci ee, çalışabilir mi? Ee, şartları nedir? Ee, şöyle e, özellikle İtalya, Fransa e, hı hı. ve Amerika'da 3 ay içinde mezun olduktan sonra iş bulursa tabii ki kalabilir. Hı hı. Eğer bulamazsa sınır dışı ediyor ülkene dön ne yaparsan yap diyor. O yüzden de belki staj yaptıkları yerlerle bağlantıları kesmemek hı hı. ve iş olanaklarını sürekli araştırıyor olmak burada mantıklı. Ama onun dışında mesela Almanya'da işte bir yıl staj bir ya da çalışma hakkı var. Zaten çalıştığı yer ondan memnunsa bırakmak istemez. Hem genç nesil onlar için önemli hem de iş imkanları açısından. Tabii bunların hepsi 10 yıllık 20 yıllık kalkınma planları yapılmış. Yani 6 ha, bin mühendis mezun oluyorsa zaten 6 bin iş var. Herkes bizim gibi değil. Ee, o yüzden de mezun olan öğrenci bir güvenli hayatına orada devam edebiliyor. Ee, yine girişte bahsettik hani 5 yaşından itibaren gidilebiliyor diye. Bu, bahs hani, bu bahsettiğiniz kısa süreli okullar mı? Mesela işte yaz kampı tabii, gibi Tabii tabii bir hafta, dört hafta, altı hafta ne kadar bütçeye uygunsa ve vakit varsa katılabilecekleri Hı -hı. programlar. 5 yaşındaki ya da işte 10 yaşındaki bir çocuğun böyle bir kampa gitmesinin artısı nedir? Eğer dili öğrenmeyi bırakmayacaksa, Hı -hı. bu tarz etkinlikleri bırakmayacaksa küçük yaştan başlamış olması sonrası için de büyük bir kazanç tabii ki. Ama 5 beş yaşın 6 yaşında gitti ve sonra bir daha 11 yaşın 11. sınıftayken İngilizce ile tekrar bir arada. Hı -hı. Bu mantıklı değil çünkü unutuluyor. Boşa masraf gibi geliyor bana. Ama devam edecekse eğer o zaman Hı -hı. güzel bir yatırım. Çünkü temel çok sağlam demektir. Peki e epey bir şey konuştuk sizin. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Banu Hanım? Ee, fırsatları varsa yurt dışında Hı -hı. bir deneyim e, edinmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilmediğiniz Hı -hı. bir dünyayı isteyemezsiniz, sevemezsiniz. Evet. Ama gidip böyle bir deneyim kazandılar. Bu gezi için de olabilir. Yani Dört günlük bir Londra turuna ya da işte e, Amsterdam turuna gittikleri takdirde orada Hı -hı. nasıl bir hayat var ve insanlar ne yapıyor? Bunu görmek sonrası için öğrencilere bir vizyon açacaktır. O yüzden gezi de olsa hani çok uzun dönemli belki maliyet açısından e, bütçeleri olmayabilir. Hı -hı. Ama gezmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela eğer üniversite öğrencisi ise bu interrail şeyleri var. Trenle her yeri gezebiliyor. Bunlar da çok önemli deneyimler. Sonrası için belki üniversiteyi bitirir ve master için gider. Ee, uygun olan şeyleri, ülkeleri konuştum. Mesela İsviçre'de de eğitim ücretsiz. Yaşam Hı -hı. maliyetleri var ama eğitim ücretsiz. Burada ilk iki yıl üniversiteyi okuduktan sonra bir Türk öğrenci İsviçre'ye başvuru yapabiliyor. Belki bunu da denemeliler. Ben çok pahalı olduğu için açıkçası hiç aklıma getirmemiştim. Yaşam pahalı ama İsviçre'de eğitim ücretsiz. Almanca, İngilizce ya da Fransızca eğitim alabiliyorlar. Hı -hı. Çok da kıymetli eğitimler tabii ki. ve evet. ülkeleri, Danimarka, Norveç, İsveç, Finlandiya. Ee, 10 bin euro gözüküyor e, listelerinde. Ama eğer başarılıysa öğrenci bunun yarısını burs olarak yıl sonunda geri alabiliyor. Onun oh, için şani. çok farklı imkanlar var. Hepsini araştırmalılar. Ama İskandinav dilinde eğitim İngilizce. görüyorsunuz. Yani İngilizce, İngilizce. İngilizce. Onların da dilleri çok zor. Evet çok Onlar zor. Onlar da genelde İngilizce Hakikaten eğitim Balkan alıyorlar. Balkan dilleri gibi ben de şey diyecektim. Yani hani evet elbette... Kuzey'deki cennetler dediğim ülkelerde yani yaşamak herkes istiyor da nasıl okuyorlar diyecektim yani, İngilizce okuyorlar. E bütün hemen, okullarda hemen, hemen. her mı? bölümün İngilizcesi var. O oh, şahane. Peki son bir soru. Üniversitede yurt dışında en çok hangi bölümler tercih ediliyor? Öğrenciye bağlı sayısal öğrencisi mühendislik ve tıp tabii Hı -hı. ki ama sözel öğrencisi ise business management okunuyor genelde işletme dalları. Hı -hı. E, şimdi çok e, lojistik okumak isteyen öğrenciler var dünyanın birbirine taşınması yüzünden. Hı -hı. E, öğrencinin yatkın olduğu konu önemli. Burada da zaten kariyer danışmanlığı yapıyoruz. Öğrenci nerelere daha yatkın güçlü yanları güçsüz yanları bunların hepsini testlerle belli, e, belirledikten sonra aslında yola devam ediyoruz. O zaman daha sağlıklı oluyor. O tam bir paket danışmanlık. Evet, evlenene kadar devam ediyor. <laughs> 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 danışmanlık. Ee, senin geleceğin yurt dışı eğitim danışmanlık kurucusu Banu Atekin çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben Fulya Öktem. kuruş kuruş hayatlarda sonraki bölümlerde görüşmek üzere.